Merhaba arkadaşlar. Bir durum videosu çekmek istedim. Bugün 29 Mart ve balıklarımızda son durumumuz. Şu dipte gördüğünüz az önce yemleme yapmıştım. Biraz fazla yemleme yapmışım. O yüzden birazcık yem artıklarımız ve dışkılarımız var. Dekorumuzu niye böldük, bozduk? Akvaryumumuzu niye ikiye böldük? Onu söyleyeceğim. Çünkü şu görmüş olduğunuz yavrularımız anaçlarımızla bir arada yaşıyordu. Onu isteyen bir arkadaşımız oldu. Onu teslim etmek adına akvaryumumuzu ikiye bölüp yavrularımızı topladık. Şu anda kuluçkamız da burada en son yavrulu aldığımız yavrularımız var. Yaklaşık kaç tane sayısını da saymadım ama 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, yaklaşık 17 tane evet. Dubai Simmasva yavrumuz var burada. Onun yanı sıra da gördüğünüz gibi çil yavrusu gibi cüce vatoz yavrularımız var. Şöyle size üstten de göstereyim. Bunları da bu gördüğünüz akvaryumun içerisinde şu an taşların arasında kaldı. Küpümüz vardı. O küpümüzden boşalttık. 3 dişi, 3 erkek cüce vatozumuz var. Bir tane küpümüz var. Balık popülasyonu da fazla olduğu için çok sık, o yüzden yavru alamıyorum bu aralar. Daha önceden vatozlarım tek akvaryumdaydı. O yüzden daha çok yavru alabiliyordum. Ama şu an kalabalık bir akvaryumda oldukları için çok fazla yavru vermiyorlar. Gördüğünüz gibi. Ama yine de Allah bereket versin. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Yine bayağı bir yavrumuz oldu. Tek batım. Ve burada kuluçkalarımız var. İki kuluçkamız da dolu. Soldakinde tek balıktan 6 tane yumurta çıkarmıştık. Sağdakinde birbirine yumurta boyutları aynı dedi diye iki kuş balığımızın yumurtalarını tek kuluçkaya koydum. Toplamda 3 balık kusturdum. Onda da yaklaşık 30'a yakın yumurta var. Evet, akvaryumun genel durumu bu şekilde. Şimdi su değişimi yapacağım. Neticesinde de akvaryuma yeni dekor hazırlayıp güzel bir görsel yapmayı umut ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi su değişimimize başlayalım. Su değişiminde şu şekilde sifon hortumlarımız var. Bu ucunu akvaryumun içerisine daldırıyoruz şu şekilde. Akvaryum seviyesinden daha düşük bir yere kovamızı alıp şu sifonun pompasını pompalayarak suyumuzu çekip alacağız. Şöyle de göstereyim. Şöyle daldırdık. Ve görmüş olduğunuz gibi su akışı başladı. Burada önemli olan suyun dibindeki pislikleri çekip almamız gerekiyor. Hem filtremiz erken dolmasın, tıkanmasın. Hem de bu dibinde kalan akıntı olmayıp kuma takılan, taşların arasına takılan. Şöyle çekeyim, size de göstereyim. Dipte kalan pislikleri çekip alıyoruz. Bu dipte kalan pislikler veya yem artıkları suyun değerlerini bozuyor, kalitesini bozuyor. Nitrat, amonyak patlamalarına neden oluyor. Onların çok detaylı isimlerini, sıralamalarını açıkçası bilmiyorum. Çok da önemli de değil benim için. Akvaryum sağlığına oldukça dikkat ettikten sonra kafanız rahat. En geç haftada bir kez %30 oranında su değişimi yapmanız gerekmekte. Hani 4-5 günde bir yapmak, yani ayda 4 kere değil de en azından 5 kere yapmak çok daha sağlıklı olacaktır bu açıdan.
Balıklarımız taze suyu çok seviyorlar çünkü. Hem renkleri açısından hem sağlıklı gelişimleri açısından oldukça faydalı olacaktır. Şimdi bu kovamız doldu. Dikkat edin bu arada yanlışlıkla kovanızı suyu taşırmayın. Ondan sonra annelerinizden veya eşlerinizden fırçayı yiyebilirsiniz. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken bu yavrularımızın seviyesini yavaş yavaş suyla birlikte aşağı indireceğim ve bu bölmeyi artık kaldıracağız. Bunun çünkü işimiz bitti. Balıklarımız artık rahat etsinler. Böyle bir aparatı akvaryum ikiye bölmek için kullanabilirsiniz. Bunu ben kendim yaptım. Sineklik profili ve sineklik silesidir. Akvaryumun iç ölçüsüne göre enini kestim. Oldukça kolay yapımı var. Gerçi benim biraz eski de şuralarından yırtılmaya başladı. Yani sıfırımı alayım yapayım deseniz gidip sineklik malzemesi satan bir dükkandan malzemeler alsanız 20-30 lira anca tutar diye tahmin ediyorum. Şu anki fiyatlarını net bilmiyorum ama. Bu arada ikinci dikkat etmeniz gereken husus ısıtıcınız su seviyesi düştükçe ısıtıcınız dış havada kaldığı zaman ısıtıcınız çatlayabilir, kırılabilir. O yüzden buna muhakkak dikkat edin. Ben genel olarak ısıtıcıyı kapatmıyorum. Su seviyesini dikkat ederek suyun altında kalmasını sağlıyorum. Şurada buruşkan çıktı. Az önce yavruları yakalayacağım derken buruşkanın bantuzunu çıkardım. Evet. Şimdi bu kovamızı alalım. Diğer kovamızdan su çekelim. Eğer çektiğiniz bu şekilde bu eski bir sifon hortumu olduğu için ara boşluklarından hava geçiriyor bazen. O yüzden çekmeyebiliyor. İlla bunun olması şart değil. Düz bir hortuma vakumlayarak siz de yapabilirsiniz. Şöyle elinizin avucunuzun içine alın. Hafif çekin. Hiç ağzınıza bile sürmenize gerek yok. Avucunuzun içerisindeki boşluk yaratarak oradan suyun akmasını sağlayabilirsiniz. Evet, mesela şu an burada olduğu gibi şuradan çıktı. Vakumlamamasının sebebi buymuş. Buradan hava alıyormuş. Tamam. Evet. Evet, bakın. Hava almayınca şimdi nasıl su direkt geldi. İki kovamız var. Kovalarımız doldu. Ben bu suları boşaltacağım. Tekrar gelip devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, şu buraya kadar olan kısmı birazcık hızlandırarak çektik. Şu an akvaryumumuzun 5'te 2'sini diyeyim, yaklaşık 80 litreye yakın su aldık. Şimdi önemli olan konu bulunduğunuz şehirdeki su değerleri, bu konuda şu an çok önemli arz ediyor. O da nasıl derseniz, şimdi çoğu yerde su pH değeri veya da klor miktarı çok yüksek olduğu zaman suyu önceden dinlendirmek gerekiyor. Ben su dinlendirmesi yapmıyorum. Balıklarım şebeke suyuna alışkınlar. Kocaeli İzmit'te oturuyoruz. Hani suyumuz yumuşak, yani çok sert bir su değil. pH ortalama 7 civarında. Ölçüm yapmadım ama bu şekilde olduğu söyleniyor. Fark ettiyseniz şurada iki tane yalın kaldı. Bunları ayırmadım. Sahiplendirmeyeceğim bunları. Onlar kusturma esnasında iki balığın da birer gözünü kaybettik maalesef. İkisi de şu an tek gözlü. Yaşamlarını devam ettiriyorlar. Şu an 3 santime kadar büyüdüler. Hani ağızdan kustururken veya da anne ağzında daha kendi kendine oluştular. Onu tam görmedim ama kusturduktan sonra fark ettim onu. O iki yavruyu kesinlikle kimseye vermeyeceğiz. Hani bir şekilde vebaline girdik. Onları en sağlıklı şekilde besleyip büyütüp elimizden geldiğince sağlıkla bakmaya çalışacağız onları. Dediğim gibi ben şimdi direkt çeşmeden su vereceğim ama yine suyu da direkt getirir getirmez hemen dökmeyeceğim. Kombiden suyumu ılındırarak alacağım. Akvaryumun su sıcaklığı şu an 27 derecede. Yine bu ısıya yakın bir derecede olacak şekilde, hatta 1-2 derece düşürecek şekilde ama 25'in altına da düşmemesi lazım. Çünkü hafif soğuk suyu, su değişiminde balıkların hoşuna gidiyor. Ben herhangi bir problem yaşamadım. Şimdi kesin şöyle yapacaksınız diye de bir genel bilgi aslında yok. Bu konuda çeşitli tartışmalar var, yanlış anlaşılmalar var. İnsanlar bu yüzden fikir ayrılıklarına düşüp tartışabiliyorlar. Ha, denedim oldu da demiyorum. Ama benim balıklarım, yani tamamen sizin balıklarınızın nasıl bir su şartına alışkın olduğuna bağlı. Sizin nasıl bir uygulama yaptığınıza bağlı olarak değişir. Benim balıklarım direkt çeşme suyuna alışkınlar. Kombiden suyumu birazcık ılındırıyorum. Bir 5-10 dakika bekletiyorum kovanın içinde. Hani ilk baştaki o suyun içinde yine bir miktar klor var çünkü kloru uçmasını sağlıyorum. Ondan sonra döküyorum, yani altı kovası mı döktüm? Yaklaşık 1 saat sürüyor su değişimi. Yani yarım saatte atıyorum, boşalttım, düzenledim, temizledim. 1 saatte de geri dolduruyorum derken ortalama 1,5-2 saati buluyor su değişimi. Bunun için biraz vakit ayırmamız gerekiyor. Şimdi suyumuzu doldurmaya geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi size iki önemli hususlardan bahsedeceğim. Birincisi, kendimce önemli diyebilirim. Akvaryumun içinden çektiğimiz suyu çekerken ister istemez belli bir miktar kum da çekiyoruz. Bu kumu da ben kovanın dibinden alıp yıkayıp tekrar akvaryuma geri karıştırıyorum. Çünkü ciddi oranda kum azalması oluyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. En azından her seferinde, çünkü ne diyeyim, hani avuç dolusu kum gidiyor. Bu şekilde kumunuzu yıkayıp tekrar akvaryumunuza geri koyun. İkinci konu ise, en önemli konu, akvaryumda kaya tuzu kullanımı. Onu da size şöyle göstereyim. Şu şekilde naftalin gibi tablet tuzlar var. Bunlar akvaryum için özel üretilmiş tuzlardır. Hani kaya tuzu veya yemeklik tuzlardan kullanan arkadaşlar var. Yani kesinlikle bunlardan tavsiye ederim.
Ben 9 senedir akvaryum hobisiyle ilgileniyorum ve yaklaşık 4-5 senedir bu tuzla tanıştım. Tanıştığımdan beri de sürekli kullanıyorum ve çok şükür akvaryumuma hiçbir hastalık girmedi. Bunu ne oranda atıyorum derseniz, her su değişiminde kullanıyorum. Bir ara birazcık fazlalaştırmıştım tuzumu ama şimdi azalttım. Her kovaya bir tane atıyorum. Şimdi 6 kova su ekleyeceğim. 6 tane tuz eklemiş olacağım. Hani bunu kaya tuzu atanlar için de örnek verirsek bir çay kaşığı olarak da değerlendirebilirsiniz. Şu an ben suyun içine attım. Şöyle göstereyim. Suyum içinde dinleniyor. O su tuz eridiği zaman hem suyum dinlenmiş olacak hem suyum tuzlanmış olacak. Bu şekilde akvaryumu geri karıştıracağım. Balıklarımın keyfi oldukça yerinde. Hiçbir sıkıntıları yok. Hatta az önce kurulaşma çalışmaları da vardı. Şimdi suyumuzu biraz ekleyelim. Ondan sonra dekorumuzu oluşturmaya başlayacağız. Ondan sonra yine su eklemeye devam edeceğiz. Biraz zamanı yükseltmek istiyorum. Biraz yükseldikten sonra dekorumu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, suyumuzu ekleyeceğiz şimdi. Görmüş olduğunuz gibi leblebi ismindeki kuşumuz, muhabbet kuşumuz da sağ olsun bize eşlik ediyor. Evet, şimdi suyumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Suyumu eklerken elimin üzerine döküyorum veya da işte başka içine bir nesne koyup ona döküyorum. Bu sayede suyun tazelikle dökülüp kumu kaldırmasına engel oluyorum. Tabi burada yine dediğim gibi dikkat etmemiz lazım. Suyumuzu dökerken ortalığı ıslatabiliriz. Vay vay vay. Evet, şu an büyük bir hata yaptık. Neden? Vatoz yavrularımızı yanlışlıkla yukarı kaldırmayı unuttuk. Neyse ki kaçan yok galiba. Problem olmadı. Şöyle bir bakalım. Evet. Şurada 2-3 tane var. Onları yakalayamamıştım. Onlar zaten daha önceden akvaryumun içerisindeydi. Hala içinde mevcut duruyorlar. Ama yeni kaçırdığımız sanırım olmadı. O yüzden problem yok. Şimdi yeni suyumu eklerken yavrularımdan uzak köşeden koymaya çalışıyorum. Çünkü yavrular daha su değişimine alışkın değiller. O yüzden de biraz işi yavaşlatarak ağırdan alacağım. Yavruların da su değişimine alışması için. Siz de yaparken birdenbire hem ani ısı değişimine sebep olmamak adına hem de ani su dengelerinin değişmemesi adına bir seferde suyunuzu değiştirmeyin. Dinlendire dinlendire yavaş yavaş değiştirin. Yani eğer dinlendirilmiş suyunuz varsa o zaman biraz daha hızlı olabilirsiniz ama yine su şartları farklı olacağı için yine hızlı olmayın. Yavaş yavaş dinlenerek koymanız balıklarınız için daha sağlıklı olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi sularımız dinlenirken bir yandan akvaryumumuzun iç tasarımını, dizaynını yapalım. Şu an sağ alt köşede görmüş olduğunuz, gerçi
çok da anlaşılmıyor, uzak kalıyor ama orada bir kurulaşma çalışması var. Şu an suyun içinde filtreden, havadan gelen akıntı olduğu için hava kabarcıkları çok fazla var. Aynı zamanda su değişiminden dolayı oluşan ufak bir bulanıklık var. O yüzden çok da net bir görüntü yok. O yüzden kusura bakmayın. Ama su değişimi yapıyoruz. O kadar olacak. Dediğim gibi orada ufak bir kurulaşma çalışmaları var. İnşallah akvaryum dizaynımız bittikten sonra bol bol yavrular almaya devam ederiz. Neyse şimdi nasıl bir tasarım yapacağız? Yani mümkün mertebe akvaryumun önüne geçmemeye çalışacağım ama ister istemez kamerayı da kameranın önünde kalıp görüntüyü de kapatabilirim. Şimdi yine malzemelerimi değiştirmeyeceğim. Aynı taşlarımı kullanacağım. Granis kayası diye geçiyor. Parlak simli bir kaya. Oldukça güzel bir dekor yapmak için kullanışlı. Şimdi nasıl bir şey yapalım? Evet, bu da cüce vatozlar için kullandığım küpüm. Bunu şöyle yapacağım. Küpüm birazcık renkten dolayı gizlenmiş olacak. Şu taşı tekrar küpün önünü kapatacağım çünkü cüce vatozlarımızı çok rahatsız etmesinler diye böyle bir girişini daraltmak için kullanacağım. Şu şekilde olabilir. Bunu kullanmasak burada. Burada bir buluşmamızın vantuzları çıkmış. O yüzden onlara bir bakmamız lazım. Evet.
Şimdi bu gördüğümüz arkadaş bu köşeyi kendine mesken tuttu. Burada çiftleşme çalışmalarını devam etmeyi seviyor. Başka yere gitmeyi kabul etmedi. Daha önce farklı kayalarla bir farklı düzenler yaptım ama her seferinde ısrarla burada kalmayı tercih etti. Ben de bu bölgeyi ona uygun bir şekilde genelde yapmaya çalışıyorum. Tamam, böyle oldu. Yine şunu doğruya koyacağım çünkü yavru balıkların saklanması için daha çok alan sağlıyor. Geçişinde kolaylaştığını seviyorum. Yine bu parçamızı da yapabiliriz. Şunu tamamen içeri çıkartıp şöyle yapsak ne olur? Evet, bunu kullanmayacağım. Çok fazla kumu kaldırmamaya çalışın çünkü kuma elledikçe kumda mevcut olan bakterilerin kurumuş olduğu yuvalarını bozmuş oluyorsunuz. Bu yüzden su değerlerinizi bozabilirsiniz. Suyu çok ellemeden, düzeni çok bozmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi erkeğin biri o köşeyi kullanıyor, biri bu köşeyi kullanıyor. Ortayı pek kullanmıyorlar ama yine dişilerin rahat hareket etmesi için onlara da yine yuva yapmak isterseler taşın altından girip çıkabilecekleri bir alan sağlamış olduk. Dekorumuz şu an hazır. Hoşuma gitti. Herhangi bir problem gözükmüyor. Gayet güzel oldu diyebilirim. Yine size de yakın çekimden göstereceğim. Şimdi sularımız dinlendi biraz. O sularımızı da alalım. Şöyle bir kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde herhangi bir nesne yardımıyla veya elinize tutarak dekorun bozulmadan suyumuzu ekleyebiliyoruz.
Buna özellikle dikkat etmeniz lazım. Diğer kolumu ekleyelim. Yaşı küçük genç arkadaşlarımız, bakın yine aynı hatayı yaptım ama yavrularımız dipte olduğu için yine suyun dışına çıkan olmadı. Neyse, problem değil. Nasıl olsa kaçan yavrumuz olmadı. Şimdi iki kova daha, yani 1,5 kova daha su ekledik mi işlemimiz tamamdır. Biraz da suyumuz dinlendikten sonra her şey çok daha güzel olacaktır. Evet, küçük arkadaşlarım, genç arkadaşlarım bu şekilde 20 litre kovalarla su doldurmaya çalışırken dikkat etsinler. Akvaryumun camını patlatabilirler veya bellerini ağrıtabilirler. Hani biraz daha yetişkin kişilerden yardım almakta bu konuda fayda var. Veya da kovanızı akvaryumun üzerine devrilmeyecek şekilde, güzel bir şekilde sabitleyip su çektiğimiz sifon hortumu bunun ucuna daldırıp öteki ucunu akvaryumun içine koyup yavaş yavaş su doldurmayı da sağlayabilirsiniz. Ben yeterince dinlendirdiğim için suyumu, bir de balıklarım alışkın olduğu için hani direkt ekleme yapabiliyorum ama o şekilde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, su değişim işlemimizi tamamladık. Bir kova daha su ekledik. Tam sıfıra sıfır ağzına doldurmadım çünkü yavrularımın üstte birazcık pay kalmasını istedim yuvalıktan çıkmaması adına. Şu an görmüş olduğunuz gibi balıklarımın keyfi yerinde. Hızlı bir şekilde kurulaşma çalışmaları başladı. Taze su, çiftleşme, kurulaşma isteklerini balıkların artırıyor. Erkeğimiz baskın bir şekilde dişiyi çiftleşmeye davet ediyor. Dişimiz de bu teklifi kabul ediyor gibi ama yumurtlamaya hazır bir durumda mı acaba? Tabii bu da önemli. Bazen erkeğin baskınlığından kurtulmak için davetine icabet eder ve hani çiftleşme hareketleri de dişi yapar ama sonuçta yumurta toplamadıysa, halihazırda yumurtası yoksa yumurtlama gerçekleşmeyecektir. Kuluçkaya yumurtalarını alamayacak. Şu şekilde vatoz yuvası yapmış olduk. Gördüğünüz gibi bu da boyutundan ve hareketlerinden bariz belli ediyor. Bir erkeğimiz bu, diğer erkeğimiz de bu. İki erkek, 10 dişilik Dubai'si Masva kolonimiz. Hepinize sağlıklı hobiler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Daha sonra size akvaryumun genel durumu hakkında yine bilgilendirme yapacağım. İşte dolabımın içinde olan yemlerim, filtrem, ısıtıcım, hava motorum, iç filtrem, kuluçkalarım, bunlar hakkında da yine detaylı bir video çekip size anlatımını yapacağız. Tekrar sağlıklı hobiler dilerim. Görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.